Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun bizler de iyiyiz. El frenini çekeyim de sanki geri gidiyor gibi hissettim. Bugün ancak video açılışına sıra geldi. Saat 2 olmuş arkadaşlar. Sabah Aleyna'yı dershaneye bıraktım, durağa geçtim. Eve geldim, kahvaltımızı yaptık, ev işlerini hallettik. Aleyna'yı dershaneden aldım. Onu durağa bırakıp oradan işe gittim. Tekrar durağa geldim, Aleyna'yı aldım ve geldik. Yani kısaca özet geçtim sabahımı. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Bizim evim hemen yan tarafında yöresel ürünler var. Yöresel ürünler alanı mı diyeyim? Fuarı var, evet. 14 Haziran'da açıldı arkadaşlar. 26 Haziran son günü. Bugün mü 26'sı? Evet. Bugün 26 mı? Hı-hı. Ama bugün son günü. Her gün buradan geçiyoruz. Aleyna diyor ki anne bir gün girsek ya. Anne bir gün girsek ya. Bir kısmet olmadı. İnanın bir girmek kısmet olmadı dibimizde. Biz normalde diğer evdeyken özellikle kalkıp geliyorduk. Burada dibimizde ama giremedik bir türlü. Şimdi eve girmeden önce dedim gelip girelim. Peynir bakacağım. Zeytin de bakabilirim. Burada şöyle arkadaşlar, her şehrin, yani bazı şehirlerin hepsini değildir büyük ihtimalle de, neyi meşhursa onu getiriyorlar o yörenin. Mesela başka şehirde olsa Kayseri'nin mantısını, pastırmasını, sucuğunu götürüyoruz biz gibisinden. Mesela Antep'ten salça geliyor. Daha neler var bilmiyorum. Şimdi içeriye girince size de çekerim. Nereden ne gelmiş, neyi meşhurmuş, neler gelmiş bir bakalım. Bu arada yanda arabalar falan geliyorlar, gidiyorlar. Ben camları kapatmadım çok sıcak olmasın diye. Onlar da dinliyorlardır bu arada sesimi. Neyse biz artık iniyoruz arkadaşlar. Ben maskemi de takayım. Bakalım yöresel neler gelmiş fuara. Size de çekerim. Arkadaşlar sizin memleketin nesi meşhur? Bizim memleketin pastırması, sucuğu, mantısı meşhur, yağlaması meşhur. Bakalım sizin memleketin nesi meşhur, yorumlara yazın bakalım. Baksana. Çok tatlılar, minik minik. Tatlısı ne kadar? 5 lira bende. 5 liraymış öyle mi? Bizimkine baksana. Bunun adı neydi? Bunun ismi ne? Bir şey tacı ama ne tacı olduğunu, prenses tacı. Prenses tacıymış. Şimdi gözüm karardı Leyla. Burası Akhisar. Ege. Evet. Trabzon. Trabzon'dan peynir bakalım. Evet. Bir gün mesela kuymak yapabilirsin. Biraz kuymak ya. Peynirden alıp. Evet. Bence de. Bitiriyoruz son gün. Gün son günmüş. Valla ihtiyacımız yok. Balımız yeni var. Balımız yeterince var. Karadutlar gümüşhaneden buyurun. Gümüşhane bir taraf. Bu taraf gümüşhaneymiş. Bursa. Şöyle 81 ili göreceğiz gibi anne. Her yerde. Bayağı çeşit çok. Hatay'dan buyurun. Hatay'dan buyurun dedi Aleyna. Oo Aleyna, şuraya bak. Şuraya bak Aleyna. Anne buraya baksana, bizim can evimiz. Direkt şimdi gidiyorsan sıcaktan vereyim mi? Evet. Beypazarı kurusu yazıyor. He, ondan alsak mı ya? Çok güzel diyorlar. Bir denesin. Cüzdanım sen hocam. Elimde. Evet. Şöyle bir dolanalım, sonra alarak çıkalım. Aynen. 20 lira. Balcı geldi hanım. Antepli reser. Baharatları. Nar ekşisi ne kadar? 25 lira ablam. Nar ekşisi ne değil?
aklında tut. Bak bu kebir Trabzon. Eve gidene kadar mısırım oldu. Al da içi ver şimdi. Kömbe deniyor herhalde bunun. Kömbe değil mi? Bambulu sunumlarımızın. Ama zeytin diyor. Zeytin kahvaltı bıçağı diyor. Ağacı zeytinmiş Aleyna. Ne bulmuş? Ağacı zeytin onu. Evet. Anne. Şunu ayran yapayım, içer misin? Şöyle doldurayım. Basma peynir arıyor baba. Hiçbir hoşuma gitmiyor görüntüsü. Koklaya gidecek. Peynir almamız lazım. Tamam, şuradaki ablan nereye gitti onu sorsaydık o iyi anlatıyordu. Aleyna, şu yıldızlı kolyeden alsam taksam nasıl olur diye düşündüm bir an. Harika. Şu astrolist gibi. Çok güzelmiş.
pişman, iyi pişman olmayalım. Gel. Her yılki kadar büyük değilmiş arkadaşlar. Her yıl çok daha büyük oluyor. Bunun kaç katı büyüklüğünde oluyordu. Bu yıl galiba pandemiden aynen şey. Çok az vardı. Mesela Antep salçacıları olurdu önceden. Tahinciler olurdu. Yok, hiçbiri yoktu. Buraya o çocuklar için oyun parkı kuruyorlar. Çiçekçi var. Burada da Erzurum cağ kebabı. Artık Kayserimiz. Çıkıyoruz. Kayserimize has şahane simitlerimiz. Of, felaket sıcak. Piştik resmen. Hiçbir şey bulamadık diyebiliriz. Aleyna için kuymaklık malzeme aldık. Bakalım kuymak deneyeceğiz. Ben hiç yapmadım hayatımda kuymak. Soracağım kızlara, bakalım nasıl yapıyorlarmış. Pazartesi sabah yaparız artık. Yarın değildi herhalde. Pazartesi sabah yaparız onu. Kuymak yapacağız. Peynir alacaktım. Ben çömlek peynir, yani basma peynir aradım arkadaşlar. Ona da pek şöyle içim ısınmadı. Peynirler pek beni al diye çağırmıyordu. Sarı sarı duruyorlardı. Hiç hoşuma gitmedi. Onu da almadım. Burada da alırız. Burada peynirciler dolu. Onlardan alırız. Yandaki amca beni dikkatli izliyor. Bu kimle konuşuyor diyor. İyi ki yanımda Aleyna var. Beni bunamış sanmaz. Biz yavaş yavaş yol alalım. En iyisi amca bize sinirlenmedi. Yöresel ürünlerden çıkıp eve geçmiştik. Arkadaşlar Ayhan aradı. Burası bayağı yoğun. Hemen gel diye. Kış döneminde bu kadar olmuyor ama yaz döneminde bizim burası bayağı yoğun oluyor. Yetişemiyorlar artık. Beni çağırıyorlar yardıma gel diye. Trafik de o kadar yoğun ki anlatamam size. Sanki bayram arefesinde bir yoğunluk olur ya, öyle bir trafik var bugün. Buraya geldim şimdi. Ben öğlen bir yolcu bırakmıştım Talas'a. Onlar aradılar 6'ya çeyrek kala bizi alabilir misin diye. Şu an saat 5'i çeyrek geçiyor. Yani yarım saatim var. Yarım saat burada oturacağım. Onlar alacağım, bırakacağım. Daha sonra artık eve geçeceğim. Benim görev bugün bitiyor. Burası sabahları ve akşam üzerleri yoğun oluyor. Öğlen durgun oluyor ama sabah ve akşam üzeri yoğun oluyor. Bana ihtiyaç duyuyorlar. Ararlarsa çıkıp geliyorum. Aramazlarsa evde oluyorum. Artık yaz dönemi böyle geçecek gibi gözüküyor. Biraz yoğunluk olduğu için ben sık sık durağa geleceğim sanırım. Öyle gözüküyor durum. Bugün yemek yapmayacağım arkadaşlar. Bugün de ben kolayına kaçacağım. Kızlara da dedim. Bugün hiç mutfak modum yok. Mutfağa giresim yok. Çünkü çok sıcak ve insanı eziyor resmen. Hiç mutfağa giresim yok dedim. Bugün de dışarıdan yiyelim. Eve geçerken yemek ben alacağım dışarıdan. Kızlara da dedim. Hiç uğraşmayın. Bugün dışarıdan yiyelim. Bugün de böyle olsun. Ne yapalım? Şimdi artık yolcumu bırakıp ben de oradan eve geçeceğim. Bugünün park görevini de yerine getirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Biraz önce parktan geldik. Yalnız ben eve geldiğimde saat 7'ydi. Normalde 7'de evden çıkıyoruz ama benim eve geldiğimde saat 7'ydi. Daha yemek yedik. Gitmesek mi dedim. Çünkü saat 8'e geliyordu artık. Biz yemek yiyip mutfağı toparlamaya saat 8'e geliyordu. Aleyna bugün gitmesek mi dedim. Gidelim anne ne olur ya, biz çok bunalıyoruz dedi. Neyse hazırlandık, çıktık parka. Biraz önce girdik. Saat 9'u geçiyor arkadaşlar. Az önce eve gelebildik. Bugün bayağı ezdi beni. Çok sıcaktı. Bir de sürekli dışarılarda olma, trafiğin gürültüsü, sıcak bir yandan eziyor insanı derken bayağı da yorgunluk hissediyordum. Ama kızları kırmamak için yine de çıktım artık. Önceden olsa arkadaşlar, Ayhan bana hep derdi ki işten geldiği zaman biraz yorgunum. Uzanayım derdi. Derdim ki ne yoruluyorsun ya, hani senin işin yorucu bir iş değil, vücut yorgunluğun olmaz. Arabaya biniyorsun, yolcuyu götürüyorsun, geliyorsun, oturuyorsun, neyine yoruluyorsun diyordum. Öyle değilmiş o işler, onu öğrenmiş oldum.
insan gerçekten yoruluyor. Yani o trafiğin gürültüsü sıcak, eziyor. Yani insanı resmen eziyor sıcak. Anladım, şimdi ona gerçekten hak veriyorum. Haklıymış. Gerçekten insan araba kullanırken de yorulabiliyormuş. Ben ona hep diyordum ki hani inşaatta çalışmıyorsun. Ne bileyim, ağır bir işin yok. Neden yoruluyorsun sanki? Niye yoruluyorsun falan diye hep sitem ediyordu. Yok, gerçekten insan yoruluyormuş. Şimdi ben daha iyi anlıyorum. Gerçekten çok yorgun olsam da kızları kırmamak adına neyse dedim, hani bir yarım saat falan gidelim. Yine bir saati tamamladık. Şimdi Aysman'ın sütünü yapacağım. Onu yatıracağım. Biz yine Aleyna ile buralarda oturacağız. Bizim için artık dinlenme saati başlayacak. Yine bir kahvemizi yaparız. Burada otururuz. Öyle yani arkadaşlar, bugünü de böylelikle akşam etmiş oldum. Günün çoğu durakta geçtiği için çok video çekemedim arkadaşlar. Sabahtan öğleye kadar da duraktaydım. Öğlen bir saat mi, iki saat mi geldim eve? İşte biraz yöresel ürünleri gezdik. Eve geldim, tekrar durağa geçtim. Yine öyle, oraya gittiğim zaman inanın zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. İşe git gel bir koşturmaca oluyor. Bir bakıyorum ki saat gitmiş, hiç haberim bile olmuyor. Neyse, öyle bir koşturmacayla bugün de akşam ettik. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.